Size birkaç video seyrettireceğiz. Özellikle dün akşam bu kadar milli bir duygu yoğunluğu içerisinde, öncelikle Türk olduğumuzun bilinci içerisinde olan bizlerin çok iyi niyetle sergilemiş olduğumuz bir tavrın, ki o bölgede kendim de il başkanlığım süresi içerisinde miting yapmışlığım vardır. Özellikle bahsedilen, biraz sonra size göstereceğim bölgede miting yapmışlığım da var 2014 seçimlerinde de, 2019 seçimlerinde de. Fakat maalesef dün bazı arkadaşların özellikle 1923 kıstaslı bir video beyanı ile sanki insanların dini duygularını, hassasiyetlerini gözetmediğimiz iddiasıyla Cumhuriyet'le beraber bir kıyaslama içerisine girilmiş olması gerçekten derinden üzmüştür beni. Ve özellikle Diyanet'in camilerin içerisinde insanların camilere olan, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisinin ve alakasının arttırılması için göstermiş olduğu hassasiyette, caminin içerisinde küçük küçük futbol müsabakaları ve eğlence aktiviteleri yaptığını değerlendirdiğimizde, maalesef dünkü tablo karşısında gösterilen tavrı anlamak mümkün değildir. Bugüne kadar, bundan önce de, bundan sonra da en basit örnek, belediyemizin önündeki meydanda dahi onlarca eğlence, onlarca aktivite, onlarca miting yapılmıştır. Tüm bu yapılan etkinliklerin tamamında camimizin yeri değiştirme şansımız olmadığı için tamamında caminin dibinde bu etkinlikleri yaptık. Etkinliği yaptığımız saatleri ya da milli maçın saatini maalesef bizim ayarlamamız mümkün değildir. İnancımız gereği günde 5 vakit kutsal ibadet görevini yerine getirenler bu görevlerin gereklerini ve bunları inançları gereği yapan arkadaşlarımıza saygımızı dün de koruduk, bugün de koruyacağız, yarın da koruyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamda demek ki buradan şunu anlıyorum, çünkü birçok etkinlikte de bizzat ben de şahit oldum. Çınar Meydanı'nda Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde de namaz saatine denk geldiği çok olmuştur. Namaz saati içerisinde ezan okunurken hepimiz ezana saygımız gereği o ara o aktiviteyi durdururuz. Ama ezan bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Başbakanlar da, bakanlar da, bu ülkede yer alan, var olan herkes aktivitelerini devam etmiştir. Dün de bizzat bu ezanın okunduğu saatte Sevindik bölgesindeydim. Orada vatandaşlarımız da bu maçı seyrediyordu. Ezan saati, ezan okunurken ekrandaki sesi kıstık ve ondan sonra da insanlar ezan bittikten sonra isteyen dostlarımız ibadetlerini yaptı. İsteyen dostlarımız da bu anlamda maç seyretmeye devam etti. Denizli'de her gün onlarca düğün, dernek, eğlence, aktivite emin olun camilerin kenarında yapılmaktadır. Ve hiçbir yapılan etkinlik de cami kenarı diye bugüne kadar bir etkinliğin iptal edildiğine de şahit olmadık. Düğünlerimiz özellikle köylerde, köy meydanlarında yapılır. Köy meydanlarında hepiniz bilirsiniz, hepiniz yaşamın, hepiniz bu köylerin bir yerinden geldiniz. Köy meydanında akşamleyin düğün varsa, ezan okunursa çalgıcılar, çengiciler ya da dua ediliyoruz, dua edenler susarlar. Ezanımız biter. Ondan sonra da arkadaşlarımız eğlenmeye devam edecekse devam ederler. Bu kadar manevi duyguların yükseldiği bir yerde bunun inanç hassasiyeti üzerinde dil bezirganlığı yaparak Denizli kamuoyunun gündemine getirilmiş olması ve bu kamuoyu içerisinde bunu paylaşanları da buradan kınadığımı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve özellikle basın adı altında caminin giriş kapısını kapattılar cümlesiyle
bunun servis ediliyor olmasını da biraz sonra göstereceğimiz görüntüyle de hepinizin takdirlerine bırakıyorum. Arkadaşlar yönetebilir miyiz? Severlik'teki bu kapının önüne kurulmuş kaldırıma ve binanın içerisine değil, gördüğünüz gibi caminin ana giriş kapısında ikinci bir kapı daha var. Ve bu camimizin üçüncü bir kapısı daha var. Yani bu camimizde ibadeti kapısının önünü kapatılarak engellenmesi diye bir şeyin olması, düşünülmesi ve iddia ediliyor olması bile en basit tabir ile nezaketsizliktir, bezirganlıktır. Bunu da gördünüz, kapatılmayan kapı. Şurada bakın bir tane daha var kapımız. Bir kez daha bu hususun özellikle şahsımın ve beraber yol arkadaşlığı yaptım. Denizli Büyükşehir'in tüm personelini bir tek şeyine kefil olabilirim ki o da hiç kimsenin yaşam tarzı anlamında ve yaşam ahlakı içerisindeki hiçbir alanı kasten bilerek ya da rencide etmek açısıyla davranış içerisine girmeyeceğini de hepinizin emin olmasını istiyorum. Bu anlamda da özellikle bundan sonraki süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm insani ve milli duygularıyla göstermiş olduğu refleksler karşısında haber yapacak ya da bunu paylaşacak arkadaşların nezaketen de olsa yetkili arkadaşlarımızdan iki satırda bilgiyi almalarının çok olmayacağını düşünüyorum. Bu anlamda da bu konuda da özellikle de milli takımımızın önümüzdeki maçlarında Denizli'nin farklı noktalarında yine halkımızın seyrini açacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ha, bu yerlerimizi değiştireceğiz ki Denizli halkına ulaşabilen bir belediyedir amacımız. Çınar Meydanı'nda nasıl bunu gösterebiliyorsak değişik alanlarda da göstermemiz gerekiyor. Yıllardır bu Çınar Meydanı'nda bu gösterilir. Yine söylediğim gibi hemen karşısında yine Çınar'da camimiz mevcuttur. Bir de bir tane de doğru söylüyorum başkanım. Hemen yanımızda da bir küçük camimiz var. Ve bu camilere rağmen yıllardır bu yapılırken hiç sesini çıkarmayan arkadaşlar sadece Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının bunu yaptığında bunun özellikle altını kalın harflerle çiziyorum. Basın adı altında haberleştiriyor olmalarında hepinizin takdirine bırakıyorum. Ali Değirmenci'nin istifası nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nize Merkez Efendi ilçesinden Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Sayın Osman Tığ gelmiştir. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda koyacağınız katkılar nedeniyle de şimdiden teşekkür ediyoruz.